Bu arada Steam Dolar'a geçti. Şu anda New World Dolar üzerinde 39 Dolar. DLC'deyim 9 Dolar. Eğer ki DLC artı oyunu almak istiyorsanız siz 2000 TL falan ödemeniz gerekiyor. New World'a haberiniz e olsun. Onun yanında max fiyatlarında da zam geldi. Yani zam demeyelim de Dolar'a çevrildi daha doğrusu. Zam demek yanlış, kaçabilir. Şu anda sezon pes için şunu almamız lazım. Bu da 20 Dolar yapıyor. Yani 20 Dolar. 575 TL sezon pesi alacağız gibi sezon pesi için ödeme yapacağız. Eğer ki almak isterseniz. Selamlar <laughs> YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'da piyasa neden düşüyor? Daha ne kadar düşecek? 12 Aralık'ta yeni sezon geliyor. Artma ihtimali var mı? Bunları konuşacağız. Şimdi piyasadan önce işin kötü tarafı size şöyle anlatayım. Ben e, PP seti dizeyim. üç tane tamam mı? İlk setim biraz free versiyondu. İkincisine biraz para kıydık orta haline. En sonunda tam parayı bastım seti dizdim. Gittim ee, kastık mastık şey yaptık. Şimdi ilkini dizerken bir baktım yüzük basılacak. Yüzük nasıl bir şey? Bu tarz bir yüzük. Ben bunu bir bastım kankalar. 125-130K'ya. Ondan sonra neyse 200'e falan satıyorduk Satamadım. Kendim kullanacağım dedim. Daha sonra dedim ya dedim 3 basmak maliyetli dedim. Ben bunu satayım dedim. Bir süre sattım. Bir ay geçti aradan. Sonra benim yeni bir videosu çektiğim çağrı yapasım geldi. Gideyim dedim. Şunu basayım dedim. Bir bastım. 3 köklü falan. Tamam mı? Bir baktım e önceden benim 100k harcadığım şeyi 70k yapabiliyordum. Şimdi geçenlerde bir yaptım. Kollu ve kapalı azot indüktörle topladım. Bir baktım abi şu kapalık. 3'te 3 perp bastık bu arada. Ya bir baktım. Benim 100k harcadığım 3 portlu bastığım item. Azotla beraber 40k'ya basılıyor. Ya dedim. Hani ben 120 harcıyorum. 100 harcıyorum. Niye 20-40'a düştü? Sonra baktım ettim. Prismatic ingot 8 gold'dan 220 gold'a düştü. Her şeyin ite fiyat düştü. Yarın mesela iki tane e, Gritex'te Warhammer basacağım. 150 kya falan basacağım. Ve bu hani 150 k iyi halli fiyat. Eskiden 225 kya bir tane Warhammer basabiliyordum. 3 hesapla hesapladıydım. Yani piyasa bu denli düştü. Ve 12 Aralık'ta da size ben şimdi diyorum yani bir Warhammer basmak 60 k diye. Ve Event'a kadar bu hala düşecek. Event'ta da azot indüktör ve kromatik seal alındığı için Millet kromatiğinde satamayacak. işler daha da düşecek diye düşünüyorum. Size işin şeysel tarafını şöyle göstereyim. Mesela bu videoyu bu arada dün çekiyordum. Dün akşam şu an gece saati yine böyle bir video çekiyorum. Dün ben bu videoyu hazırlarken 240 koltu bu prizmatik ingot. Şurada falan da bak 240 falan. Şu seviyelerde 4 sayfa önceydi. Bugün bu seviyede bak. Yani dünkü videoda da dedim. Onu sildim hoşuma gitmedi. Bunu şey yapayım dedim. Anlatayım tek tek Abi bir günde 20 gold düşüyor bu. Şimdi e, ve her gün ben kromatiksi ile 1.5 aydır alıyorum. 1.5 aydır item basıyoruz. Kendime basıyorum. Klandakine basıyoruz. Chatten satıyoruz. 1.5 aydır benim gibi 1000 kişi item basıyordur. Ama bir şekilde bunun fiyatı sürekli düşüyor. Bu ya engel olamıyorsunuz. Evet düşürüyorlar. 224, 223, 219. Fakat bu tek çare değil. Olay şurada başlıyor. Bu yordunda baktığın zaman şu anda prizmatiklerde şu bu orduları attıktan sonra fazla alan yok hatta buradan da size göstereyim prizmatik ingot Millet bunlardan Deli gibi toplayıp bak şu an bin tane 1000 bile değil ya 730 tane Prizmatik ingot getir bana Prizmatik ingotun boyunu 0.15'ten açalım bak bunlara bile bakmışlar. bak 0.14'ten prizmatik ingot bırakır mısın Adama herhalde 900 tane bırakmış yani çarlardan mı yapıyor artık tam demiyorum da Çünkü bugün ee, Dündü dünkü yayında Birisi 1.5K'ya major lutlak bırakmış. Bakın bu ne oluyor biliyor musun? Bu 3 yıldır oyunda, 2 yıldır oyunda. Bu gördüğünüz lootlock 100-150K'ya oyun başında satılan bir itemdi. Ben bunu 45-50K'ya aldım. Şu an 13K. Hani e, işin şey tarafını siz düşünün. Bir arkadaş bunu 30K'dan alıyor. 37K'dan daha aşağı satmam diyor. 37K'ya verdiler diyor. 2 ay önce adam bunu diyor. Düşün şimdiki hali 13K. Loaded Dice'lara bakıyorsun. Abi Loaded Dice 6K 20K lan bir düşündü böyle zengin oluyor diye seviniyorduk. Şimdi bu seviyelerde. Bu neden? Bunun sebebi meslekler. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Jevel'de falan öğrendim. Tamam mı? Her meslek grubunda yapıyorlar bu arada. Hani bir ne bir hepsini bilmeniz de olur. Şimdi bunun makarası da şu. Şimdi aslında bunu bizzat şeyler yapıyor. Hani yapan düşürüyor aslında. Adam geliyor buradan Mitri Lingot. Buradan Silver bunu seçiyor. Tamam bu ne kadar puan veriyor? Bakın 30 bin puan veriyor. 30 binde Jewelcraft ya bundan 100 tane mi kraft artık 100 200 bilmiyorum 300 de olabilir. Sayı hesaplayacağım. Adam geliyor bundan Mithril ingot'un fiyatı şu an 11 gold. Bunu kraftlıyor, Jewel level alıyor ve adam gidiyor Prismatic Ingot çıkarıyor, Prismatic Ingot'u satıyor. Mitril Ingot alıp devam ediyor. Böyle yapa yapa Jewel crafting'i öldürüyorlar. Daha sonra bir diğer yöntemi ise şu. Smolder ait Bakın. Bunların fiyatı ne? 3.35. Bunu alıyorsun tamam mı? Bunu çekiyorsun. Biliyorsun de kolluk basıyorsun. Gelin onu da size göstereyim. Bakın bu kolluğu bastığınız zaman 42.000 XP veriyor. Şu an mesela 4 milyon .000 da atlıyor. Bu kolluğun bir de şöyle bir şey var. 4 tane sigara 12 golda geliyor. 12 golda bunu deneyip dinen koyup aynı ingot koyup bunu parçaladığında sana input detir veriyor. Adam Scarite koyup tekrardan input letter alıyor. Infrastructure satıyor. Tekrardan scarite büyü kuruyor. Linen topluyor. Iron Ingot beğeni şeyin dungeon'ı materyalini harcayıp devam ediyor. Yeni dungeon adama pahalı gelince de bundan kraplıyor. Bunun bir tane şurada şey hali vardı. Buldum bu. Bundan veya işte Dark Letter çok ucuz oluyor. Bundan krap mesela bu 20 bin veriyor. Bu kaç veriyor? Bu 7 bin veriyor. Bunlarla yapıp devam ediyor. Buradan Scar seçiyorsun seçiyor. Smolder seç Çünkü çok ucuz. Bunlarla falan devam ediyor şuradan. Bunlar level atlatıyor. Armoring e de level alıyor. E aynısını Weeple Smith'e de yapıyor. Arkana'ya da yapıyor. Cooking'e de yapıyor. Furnishing'e de yapıyor. E zaten şu an ben size günlük basmayı göstereyim. Ha bu şey olmasın. Ben günlük hiç basmadım. Günlük 2-3 kere bıraktım. İlk bastığımda 700 gold falan bırakıyor günlük. Oradan bir şey yapalım dedik. Onun harici günlük çok basmadım. Ondan sonra 202 gold şu an prizmatik liter bastığında zarar ediyorsun. Nice için 2 saat önce güncellendi. Prizmatik ingot bastığında 27 gold zarar ediyorsun. hizmatik blok bastığında 1.1k. hizmatik gold eksi 600 gold. Prizmatik plakse de 1k zarar ediyorsun. Peki bu niye düştü? Aha cevabı bu mesleklerden bu kadar atması. Şimdi bir sebebi de şu. Hani ilk zamanlar e, benim üstümde var mı şu an? Ha mesela odunculuk kutusunu açtım. 81 tane room wood verdi. Abi room wood veriyordu. Room wood zaten woodworking'i kasıyorsun. Günlük basıyorsun. İlk başlarda böyleydi iyiydi. Sonra ama durmadan öyle bir level aldı ki burası. Bak 1.1 milyon diyor. 10 tane bundan yapıyorsun. 2 level atlıyor diyor. Bundan bir yaptın abi. Bundan girdi, bundan girdi. Sonra bunları ne yaptın? E bunlar benim bankada dolu mesela. Gidiyorsun bunları alıyorsun tamam mı? Bak. Heh, 13 tane, 71 tane, 124 tane bunlarla mesleğini basıyorsun. E, meslek kutunu açıyorsun prizmatik çıkıyor. E şimdi sen kutudan prizmatik çıkarırken niye gidip günlük basasın ki? Günlük bir kadar zarar ediyorsun. Adam bu yüzden günlük basmıyor mesleğe level'ını kasıyor Mesleğe level bununla prizmatikleri çıkarıyor Bunlara günlük basmıyor adam gidiyor de, e, Şeyde bırakıyor mithril mithril yapmıyor bile oru kalkım yapıp satıyorsunuz şimdi mithril'in fiyatıyla oru kalkımın arasında Fark var abi. Oru kalkım ingot yazdığında buraya 10.19 Buya bakıyorsun 10.05 Mithril ingota bakıyorsun abi mithril ingot 17 gold Mithril ilk geldiğinde ne kadar pahalıydı Nitril'de şimdi niye uçtu? O dediğim şey crafting'in taktiği yapıyorsunuz çünkü. Ha şimdi gidiyorsun Repaint but, ayrım ben tanesini 30 Gold'dan alıyordum. 11'e düşmüş. Rune but'a bakıyorsun. Rune butta gene çok 14-66 her gün düşüyor. Bir de bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela Smolder'a Scarlet'la Runic basıyorduk. Evet bir şekilde piyasadan siniyordu 10 Gold'a düşüyordu değil mi? Ama şimdi ben atıyorum bu Cinevar Tolbium'la Asmodium basıyordun. Şimdi Prizmatik'e istiyor mu? İstemiyor. E o zaman bu Cinemar Tolbim ne olacak? Sen günlük asmediğimi basmıyorsun. Bir oyuncu var 10 tane harcıyor. 1000 tane oyuncu var 10.000 tane Tolbim cinavar anıyordu günlük. E artık o da yok. Bu Tolbim cinavar nereye gidiyor? Aha bunlara gidiyor. Geliyorsun Meeple Smith Engineering basıyorsun. E bu Tolbim cinavar 2 gold. Yani 8 golda sen 40k XP kasıyorsun Meeple Smith için. Meeple Smith level alıyor ne veriyor? Prismatic Next veriyor. Sana malzeme veriyor. Adamat, e, Armoid'den adamant atıyor. Deli gibi prizmatik veriyor. Bir şey vermesine gerek yok. Prizmatiklerini oradan kasıyorsun. E ne olacak? Bir süre sonra prizmatik basmayacaksın. Şu an zarar. E mitrini ne yapacaksın? Mitrini hadi kullanıyorsun. Ona bir şey diyemem. Asmodium'un fiyatı daha da düşecek. E şimdi sen Cinnabar'la Tolbium'la iş yapıyorsun. Orukalkum ingot da almayacaksın. Orukalkum'u niye alıyorsun? Ya şeye basıyorsun işte mitri ingot'a. mitride, de prizmatiğe basıyorsun. E şimdi orukalkum ingot da düşecek. Orukalkum düşünce ne olacak? Star Metal Platinum düşecek. Steel gold düşecek. E şimdi bir de yeni bir tane malzeme getiriyorlar. Aha malzememiz bu. Abi bu neyle yapılıyor biliyor musun? Silver ore, gold ore ve platinum ore ile yapılıyor. Şimdi bunun yaptığın içinden ne çıkıyor? Bak taş çıkıyor. Şimdi taşlar ne kadar? Geliyorsun. Pristine Amber'den üzerinden göstereceğim ben bunu. Tamam mı? Abi şu an bu gördüğünüz taş 33 gold. Bu bir ay sonra 3 goldlara 2 goldlara düşecek. Şimdi niye? Çünkü kutudan çıkacak. Sen ben bunu açıkçası gidiyorum nereden? Ya ya işte dungeon giriyorum dungeon'dan ya mutasyondan oralardan falan kazan ya da ta tier 4 taş tier 5 atacağım. Şimdi kutudan bu da çıkacak. Bakın bunu hazırlıyorlar. Tamam bu gelecek. Şu an PTR'da bak gösterdim PTR videosunda. E ne olacak? Silver oraya Platinum orayı falan burada kullanacağız. Tamam Silver Platinum oldum biraz fiyatı artacak. Çok düşük. Ama taş çıkacak ve bu taşları öldürecek. Şu an Strong Powerful yazarım. Gemstone Dust'ı bilirsiniz. Bunun fiyatı şu an 91 gold. Bunda Matrix yapıyorsunuz. Yani zincirleme bir şeylere yol açıyor. Taş ucuzlayınca ne olacak? Bu da ucuzlayacak. Bakın 91 gold. Tamam bu. Bu ucuzlayınca ne ucuzlayacak? Matrix de ucuzlayacak. Matrix yapmak kurtarmayacak. Sen elindeki Matrix yaparken ne yapıyorsun? Günde 5 tane gipsumunu satıyorsun. Bana bazen soruyor işte elimde 100 tane gipsum var. Ne kadar kazanırım? Ben de diyorum ki Matrix başı 2K kar ediyorduk. 100 tane gipsuma diyorum 50 tane bile metrix yapar ya da 30 tane olsun tam atıyorum. 30 metrix yapar 60k kazanıyor. Sen oradan gipsumdan kazan. Artık senin gipsumun değeri de kalmıyor. Gipsumda rün basıyoruz. Gipsumda işte artık açmıyoruz kutu. Gipsum da ölmüş oluyor. E, Matrixler ucuzlayacak. Matrix ucuzlayınca e, bunları zaten yapım malzemesi kurtarıyor diye millet bunu alıyor. Gemstone'a çeviriyor yapıyor. E şimdi bu gelince taşlar çıkacak. Bu taşları da Gemstone'a çevireceğiz. Hatta ben size şöyle diyeyim. Bundan bir smelting kasacağız tamam mı? Yapması ne kadarmış? 48.000 smelting verecek. Ben smelting'i de bunu atlattıracağım. Bir. Smelting malzemeleri düşecek. İkincisi. Gideceğim bunu atacağım. Taşlar çıkacak. Taşları gideceğim. E, ee, jebel crafting de kullanacağım. Ben jebelin puanını öyle kastım onu işte bu. Gemstone dust yapacağım. O da düşecek. Yani zincirleme zaten prizmatikler para etmiyor. Size ben şu üzerinde anlatayım. Bu research gördüğünüz kısımda wood, fiber, cloth, Taşlardan da e, glipler para etmeye devam edebilir. Sandstone'da süpür de eder. Lotstone düştü zaten. Klotlar. Oraya. Belki bunlar artacak. Bunlar şeyden dolayı artıyor. Daha neydi? E, o şey geliyor. Durmadan kutu açacağız. Simetik kasca işte içinden taş atacak. Ravaitlar. Tamam mı? Yani şu gördüğünüz şuradaki hepsi düşecek. Bir tek işte o şey geç düşecek. Prizmatikler falan 220, 219, 218 şeklinde düşüyor. Onlar haricinde yarın bugün prizmatik basmayacaksınız. Sen gidip Agut Wood da almayacaksın. Green Wood da almayacaksın. Wire Wood. Iron Wood'u ben 3'e aldım. Şimdi 1.07'de gene. Hiçbir malzeme almayacaksın. Bunlar alıp level basacaksın. Prizmatik çıkaracaksın. E niye sen prizmatik basasın? kendi zarara sokasın. O yüzden bunlar bütün bu piyasadaki ham madde kaynaklarını etkileyecek. Eddie niye böyle yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor falan? Ya harbiden farm öldürmeye çalışıyor. Niye? E çünkü adamın birine bakıyorum. Şurada mesela or kalkım slotu vardı. Tamam. Şuraya ışınlanın. Aa adam burada bekliyordur. Weaver's Fen'de şurada bir yer var. Şuraya ışınlanın. Adam şurada bir yerde bekliyor. oru kalkım başında duruyor adamlar. Bunlar hani yüksek bir 10 falan getiriyor diye artık çekiyorlar çarı. İki ayrı umut oru kalkun vuruyor. Ya bunun önüne geçmek istiyor. Ya da insanlara biraz tem yapın diyor. Biraz eritin diyor. İleride biz bunları fix diyeceğiz diyor. Aynı zamanda piyasayı düşüren bir de hepimiziz. Ya bu şeyi yapanlar meslek şeyini. Ben çok öyle yapıyorum. Direkt boya bırakıyorum ya da hiç yükseğe kasmadım. Bu zaten güncelleme öncesi 30 falandı. Yani şöyle diyeyim bunu kasıyorsun. Daha sonra kastığını satıp işte ezik seviye alıp gelip bir daha satıyorsun. Fakat bunu fiyat kırarak yapıyor. Ve bunu tek kişi bilmiyor. Bunu çok daha bir buçuk ay oldu. Daha neler var neler. Adamların bir kasma taktiği var. 10k verip 50k falan alıyorlar. Yani Mesleklere öyle bir basıyorlar ki adam at 55 kaydı. Adam gidiyor 10 saat e, mamuttan deri çıkartıyor ya da atıyorum bir şeyler yapıyor 10 saatin veriyor. 3K kazanacakken mesleğe basıyor. Bir adam da 50K kazanıyordu. Şimdi adamattan da yüksek kazanç olmasın diye daha bugün adamat sattım doğru adı ben. E, PP direktten düştü benim 200. O açık dünyadan çıkmaya başlayacak. Açık dünyada sen Helio'da chest'i bir karıştıracaksın. Hop oradan adam at gelecek mesela sana. Onun da fiyatı düşüyor bir de unutmadan bakın bunlar var. Ee, bunlar şu an 2-13 falan olmuş. Toplamak yavaş yavaş mantıklı olabilir. Çünkü bunlarla e, gidip de günlük şey basabileceksiniz. Bunlarla falan. 5 tane bundan mesela. Tamam maksimum günde 5 mesela. Weeple Smith'e 5 tane basacaksın. Armor 2'e 5, Şevel'e 5. Tabii bunu bastım bir de bunu basamayacağım. Onu söyleyeyim. Abi bunlar da mesleğimizi geliştirir. Yani günde bize 25.000-30.000 30 bin XP falan verecek. Gene e, şeyle absürt millet XP kasacak. 250 üstüne kasanlar için. Sürekli bunları basıp gene kutu alacak gene o prizmatikler piyasaya girecek. New asıl sorunu bu diye düşünüyorum. Günlük bin tane item çıkıyor. Fakat bu itemi mesela adam buraya gelip koyuyor. Tamam mı? Ben bu arada bunu ayakta çekmiyorum. Bu açıyorum. Bu açtığım an bir saatte falan dolduruyorlar. Öyle söyleyeyim. Adam 223'e koyarken bak şu 225, 224, 223, 220, 219'a falan koyarken sürekli bir fiyat kırma durumu var. Bu itemler burada mesela ben şunları almam gerekiyor bana 400 tane prizmatik ingot lazım yarına kadar Ne kadar yapıyor 80k falan yapıyor tamam mı Burayı çekmek çekmem gerekiyor ki benim Bunun fiyatı tekrardan yükselsin ama Bunu ben çekiyorum Ben 400 tane alıyorum piyasaya aynı gün 10.000 tane giriyor saatlik ya da diyelim atıyorum tamam mı günlük olsun Bu yüzden Bu eksi yönde gidiyor Golden Scarab'da yaşadığımız durum hem fiyat kırma hem de piyasaya fazla item girmesinden dolayı ha 12 Aralık'ta birazcık düzeleceğini düşünüyorum ama şöyle 12 Aralık'ta mesela 2 hafta event sürse 14 tane chromatic sil, 2 tane de azot alacağız evet bunları alacağız Ama bunlarla item basmam lazım ha, ha bana ha başka bir grüne klan'dan arkadaşlardan Böyle isteyenlerden falan Ama O da yine 20 gün var şu anda şu günden itibaren 20 gün 19 günü falan kaldı Abi 19 güne bunun fiyat Öyle bir düşecek ki şu an zaten ben uyardım. Bizden bir 50-60 kişi. Bunu zaten bu uydan veya ucuzdan topluyor. 12'si geldiğinde de bunu 100 golda falan düşeceğini düşünüyorum. Tamam bir oraya çekerler daha da yüksek fiyat vermezler. Çünkü herkes şimdi her hafta meta değişiyor diye item basmaya korkuyor. Yeni sezonu bekliyor. Ondan da birazcık bu düşüşler. Yani çoğunuz diyorsunuz ben ham madde farmlıyorum. Sen yani ham madde farmlıyorsun da o iron falan topluyorsun. Adam gelip Mesela şöyle yapıyor. şu önünü şuradan göstereyim. Bu benim 200'den 250'ye basarken topladığım. Bunun yakında videosunda da yapacağım. Ne kaynak istiyor ne kadar tutar falan. Ben timelessları topladım. Daha sonra bitput ve fire'ını falan buradan atmadı. Bundan 250 bastım. Adam buradan 457'den bu çeşit toplayıp bunları da topluyor. Tabii bunlarla da iyi level kaslıyor. Onları da göstereceğim. Cinnabar toplamışım mesela 3800 tane 9 gold'dan. Şu an ne kadar ona bir bakalım adam bunları gelip bak şu an 7.85 gene bu yüksek çünkü bunda Weeple Smith basılıyor. Weeple Smith de en korkulan meslek koru bizimkilerden mesela kimsenin Weeple Smith yoktur tek kişi benim bir var. Ondan sonra bunları toplayıp bunlarla meslek bastığı için sürekli taktik bu buydan ya da sayalım ucuda topla mesleğini bas kursundan çıkar sat yani siz ham madde kazanırken Adamlar da paradan para yapıyor. Yani para alıyor, basıyor, para kazanıyor, tekrar cinabarı alıyor, basıyor. Adam elindeki 10k, 20, 30k yapıyor belki. Bu arada Steam doları geçti. Şu anda New World dolar üzerinde 39 dolar, DLC kur dolar. Eğer ki DLC artı oyunu almak istiyorsanız siz 2000 TL falan ödemeniz gerekiyor. New World haberiniz olsun. Onun yanında max fiyatlarında da zam geldi. Ya yani zam demeyelim de değil dolara çeviriyoruz daha doğrusu. Zam demek yanlış kaçabilir. Şu anda sezon pes için şunu almamız lazım. Bu da 20 dolar yapıyor. Yani 20 dolar 575 TL sezon pesi alacağız gibi. Sezon pes için ödeme yapacağız. Eğer ki almak isterseniz. Bu da şuna gelip e, videoyu bitirelim. Şimdi Newport bunu sağlıyor bir nevi. Ya artık gördüğüm kadarıyla şey işte istenmiyor. Ben bir aydır bir buçuk aydır şunu görüyorum. Tamam mı? Yeri geliyor biz de topluyoruz. Biz de o, o farm slotlarına falan koşuyoruz. Ya sürekli bir kavga oluyor. Herkes bana şunu diyor. İşte adamın şurada ayrı farm var. Yanından geçiyorum. Bana küfür ediyor. İşte bir slotta 3 kişi geçenlerde mesela şuradan bir çıktık tamam mı? Bir rotaları sordular. Göstereyim dedim. Çok soru geliyor. Nice da farm nasıl? Nice farm yapılır falan. Asıl bu soru bir de o şeylerin sebebi öyle diyeyim size. Buralarda dolanıyorduk tamam mı? Şurada falan güzel silik oluyor. Arada dolanıyorum. Burada mağara falan var. Ya şöyle gezinirken şu bölgeye gittim. Tamam buradan da Iron Knight kasılıyor. Tikait zaman çok popülerdi burası. Ondan sonra burada abi 3 kişi gördüm. Dedim ne oluyor biraz doğru kalkın bak. Adamlar yani Iron Knight için birbirini yiyorlardı. Iron Knight'ın şu an piyasadaki değeri 0.08. Tabii iyi, yandaki itemlerden iyi kazandırıyor ona bir şey diyemem. Ama adamlar ya yani Iron Knight için şu bölgede 3 kişiler ve benim sabır 2500 2700 bazen 2000 bazen 1500 kişilik sabır. Garip geldi tamam mı? Belki de bunun önüne geçmek istiyorlar. Yani ben şurada bir kaynak gördüm. Ve bunu adam toplamasın diyor. New York'tan diyor ki bu artık çöp oldu. Hani kaynakçılık, e, stokçuluk birazcık hadi nedir? Ham maddecilik aza istiyor belki de. Çünkü bunu getirmesinden belli taş fiyatları fırladı. Yani 3 kolda satılan Taş vardı. Tamam ben alıyordum. Popul pop Gemstone yapıyordum. PP de kullanıyorum. Abi bu taş 30 gold olduysa ve gelip de bu taşa el atıyorsa hani buradan çıkaracağını işte gelin silver çöp olmasın ama taşınız çöp olsun. Silver nasıl olsa silver bir tane bir vuruyorsun silver'a 300 tane silver çıkıyor. 300 tane silver'ın içine artık burada işleyeceksin. 6 tane taş atacak. Mesela oyuncular da şikayet yok lan ne farm işte. Şu an hiçbir şey para etmiyor. Threat skin'i e düşürse diyor. Harbiden doğru yani bizim aldığımız ben Tolbim Cinabar'ı alırdım. Tamam mı? 15-20 golda. Şey yapardım. Runik Munik basardım. Aman Asmodium basardık. 100-200 gold kar e şimdi bakıyorsun piyasanın yüzde %90 daha ucuz. DP tarafını soracak olursanız aklıma çantamda gördüm. Şu geldi. Bu item bakın 20k faction'da. Tamam mı? Bunlar sadece PP perklü gelen itemler basılıyor. Yani bunu basıyorsunuz. İşte makarası şeydi. 3-4 ay önce bane falan ward gelmiyordu hiçbir şekilde. Onun için kullanıyordu. Şimdi bundan mesela benim Paris tapım replika yani bu banner fragment ve shard of pride ile basılma bu tarz böpler gelme. İnsanlar hani bununla basıp daha yüksek ipi veya kullanışlı kork getirmeye çalışıyor. Abi bu itemi 19k'nın altına kimse satılmasa adam her türlü gelip bizden alacak. Veya diyecek ki, ya ben sana 19'u vermem gider pek 20 veririm diyecek sinirlenecek. Ama her türlü 19'u satacak bu itemin fiyatı 17-18K'lardan önce 10K'lara sonra 3K'lara bugün baktım daha düştü diye pp'de attı bana. 1K'lara kadar düştü. Satılmıyor mu? Satılıyor. Günlük 10-15 arası satılıyormuş. Fakat gelen giden 3K'dan 2.5'a düşürmüş. 2'ye düşürmüş. 1.5'a düşürmüş. Şu an güncel fiyatı 1.3'tü. Her yani ne kadar fiyatları kazarcılar düşürse de oyunu hani bu imkanı o kutudan çıkartma şansını New World'e gene toparlayan Niye bekleyip göreceğiz. Evunt'ta belki Evunt'ta kadar diyorum hani herkese dedim. Tropi olsun, mesleğiniz olsun. Tropilerinizi alın, mesleğinizi pullayın Yapabiliyorken ultimate de yapabilirsiniz tabii paranız yeterse. Mesleklerinizi 250'ye kalsın. Hatta hala karlı olduğunu düşünüyorsanız düşük oldu alın bit bitbutları falan Üste basın prizmatikleri kalsın. Yani hala kar bırakıyoruz. Kimse bırakmadı, bıraktılar. Günlük basmak tamamen zarar. Toplayıcılık bilmiyorum. Eğer ki saate vurmanız lazım. Muz harici bir tane kurtarıyorsa yapılabilir. Yukarıdaki mesleklere bir şey diyemeyeceğim. Kromatiğinize basın. Zaten cooking'te hiçbir türlü kazanamazsınız. Sarı değilseniz. Sebebi de bu. Şu bir tane kıyafet var. Covenant alıyor bunu. Bunu aldığınız zaman %10 yemek bonus alıyorsunuz. Normalde siz %4 alıyorsunuz. Mesela ben morum. Turuncuysanız bu kıyafete 65k'ya alıp %10 bonus alabilirsiniz. Yani adam senden %6 daha fazla bonus alacak. Gerekirse bu adam 0.01 golda kadar kar marjine kadar düşer. Ama her türlü senden daha çok kazanır. Daha az malzemeyle daha çok çıkartıyor çünkü. Bu kitle de zor kazanmış. bunun için zaten herkes kasmış durumda. Hatta bugün gördüm. Faction'dan alınan 25k azot indüktörü 20k'ya falan satıyor. Adam 5k zarar ediyor. Sırf armor, armor kim de bulansın adama çıkartayım diye. Benden de bu kadar diyelim. Yine global'de bir tane Türk kavga oluyor. Ben onu okumaya kaçayım. Siz de videoyu izleyin. Sıradaki videoya geçersiniz. Kendinize iyi bakın. New World videomuz kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kankiler.